Tamam. Arkadaşlar 1,5 dakikamız var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bonjour à tous. Yeni transferimiz Marcel Serra. Bizlerle ilk olarak burada olmaktan dolayı hissettikleriyle başlayalım. Bir görüşleri belirtin, sonra sizin sorularınıza geçelim. Très content d'être arrivé à Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyerek başlayayım. Tabii ki uzun zamandır konuşuyorduk Fenerbahçe ile. Bugün buradayım, imza attım. Gerçekten çok mutluyum. Takımıma çalışıp en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Il y a un joueur qui aime les duels, qui avec le ballon essaie de toujours ressortir le ballon proprement. İkili mücadeleleri seven bir oyuncuyum yapı olarak. Aynı şekilde eğer alan varsa mümkünse topla beraber çıkmayı, oyun kurmayı da seven bir oyuncuyum. Saha içerisinde karakter göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Bu sene tabii ki Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda bu anlamda katkı sağlamak istiyorum. Quand Fenerbahçe s'intéresse à toi, tu ne peux pas refuser de venir ici. Tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz birazcık zor oluyor. Çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe. Ben de burada olduğum için oldukça gururlu olduğumu ifade etmeliyim sizlere. Burada Fenerbahçe'nin tarihinde birçok büyük oyuncular vardı. Birçok büyük oyuncular geldi geçti buradan. Ben de onların yolunda ilerlemek istiyorum. Gelme sebeplerimden başlıcaları bunlar. Evet, Fenerbahçe'yi daha önce de tanıyordum buraya gelmeden önce. Tabii ki burada Frankofon çok fazla oyuncu oynadı. Anelka gibi ki kendisinin de büyük hayranıyım. Tabii ki Enskala ile konuştum buraya gelmeden. Keza kendisi şu anda Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi. Çok fazla arkadaşımla konuştum. Yine aynı zamanda Ankara Gücü'nde oynayan Wilfred'le de konuştum. Kongo'dan tanıdığım arkadaşlarım vardı. Burada oynayan çok fazla, bu ligde oynayan, Fenerbahçe'de oynayan insanlardan da duyduğum şeyler her zaman pozitifti. Burası ile ilgili çok güzel şeyler söylediler. Benim için karar vermesi kolay oldu bu anlamda. Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda pek tabii testimiz oldu. Detaylı testlerden geçtik, derin testlerden geçtik. Tabii ki kulüp bir oyuncu alırken kesinleştirmek adına, durumu kesinleştirmek adına, oyuncuyu bilmek adına böyle bir süreç izledik. Ama bir sakatlığım yok. Aslında 6 aydır 2 defans oyuncusu olarak oynuyorduk. Son 6 aydır özellikle. Kongo'da da tabii ki şu anda Galatasaray'da oynayan Luyendama ile tek stoper olarak oynuyoruz. Tabii ki ben solda da oynayabilirim, sağda da oynayabilirim. Çünkü iki ayağımı da kullanabiliyorum. Adapte olacağıma inanıyorum. ama bunun için tabii ki de adapte olmak için de zaman gerekecek benim adıma. Fransa Ligi'nde oynadım. Orası da aynı şekilde fiziksel güce dayalı bir ligdi. Aynı şekilde Almanya'nın çok farklı bir yapısı vardı oyun olarak. İki Afrika Kupası oynadım Kongo'da. Zaten bilenler bilir. Afrika Kupaları da çok sert geçen fiziksel mücadeleye dayalı bir yerdir. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum fiziksel olarak. Öncelikle hocamız hoş geldin dileklerini iletti başlangıçta. Ben de takım arkadaşlarıma karşı mutlu olduğumu ve sizlerle savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk hedefi var ve bu şampiyonluk için ben de elimden geleni göstereceğimi orada ifade ettim. Beraber hedeflerimize ulaşmak adına çabalayacağımızı ilettim. İyi oyunculara karşı, kaliteli forvetlere karşı oynamaktan keyif aldığımı ifade edebilirim. Bana göre bütün futbolcular, her futbolcu da bu seviyelerde oynamayı sever. Bundan memnun olur. Fransa'dayken Zlatan İbrahimovic'e karşı, Cavani'ye karşı oynamıştım. Aynı şekilde Monaco'da oynarken Falcao'ya karşı oynamıştım. Yine keza Almanya'da oynarken Lewandowski ve Aubameyang'a karşı da oynadım. Tabii ki bu seviyelerde oynamak beni keyiflendiriyor. Bu tip forvetlere karşı oynamak beni mutlu ediyor. Evet, şu anda Luyendama bildiğiniz üzere Galatasaray'ın futbolcusu. Tabii ki benim rakibim. Tabii ki herkes kendi işini yapmaktan mesul. O da orada mücadelesini veriyor. Tabii ki Türkiye'de rakip olacağız. Milli takımdayken güzel bir dostluğumuz var. Saha içerisinde tabii ki bir rakip olacağız. Güçlü bir rakip, dişe diş rakipler olacağız birbirimize. Ama saha dışında tabii ki kendisi benim arkadaşım.
Tabii ki taraftarların böyle isteklerinin olması gayet normal. Çünkü taraftarlar her zaman en iyi sonucu görmek isterler. Her zaman en iyi oyuncuları görmek isterler. Fenerbahçe tabii ki de büyük bir kulüp. Her zaman en iyisini isteyen, en iyi sonuçları elde etmeyi isteyen bir kulüp. Tabii ki de şaşırmadım pozitif şeyler beklemeleri konusunda. Bana göre benim tarafımdan kişisel olarak düşünecek olursam Fenerbahçe beni buraya getirerek iyi bir iş yaptı. Tabii ki de Türk Ligi'ni, Türkiye Ligi'ni takip ediyordum. Özellikle tabii ki derbileri de takip ediyordum. Tabii ki bu tip maçlar, bahsettiğiniz derbiler özel maçlar. Ben de tabii ki takımıma yardım etmek için o maçta olmayı istiyorum kendi adıma. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki pazartesi günü o maçtan önce önemli bir lig maçımız olacak. Tabii ki Nabil Dirar'ı tanıyordum buraya gelmeden önce. Çünkü Monaco'dayken beraber oynadık. Onu gerçekten iyi tanıyorum ve kontak halinde birisiydim. Tabii ki isim olarak da televizyondan gördüğüm, tanıdığım oyuncular da var. Evet, daha önce de söylemiş olduğum gibi bir an önce lige adapte olmak istiyorum. Uyum sağlamak istiyorum. Tabii ki fizik olarak mücadele anlamında kendi karakterimi ortaya koymak istiyorum burada. Daha sert olmam gerektiğini düşünüyorum bir defans oyuncusu olarak. Bu karakterimi ortaya koymak istiyorum. Tabii ki de pozisyonları önceden sezme, önceden görme konusunda da bu noktalarımı da sahada sergilemek istiyorum. Kısacası kendi karakterimi Fenerbahçe'nin başarısı için ortaya koymak istiyorum. Ve bunu da en hızlı bir şekilde adapte olarak yapmak istiyorum. Selam.